Galiyev. Ne ölçüde solcu, ne ölçüde bolşevik, ne ölçüde Marksisti. Kendi ifadesine dayanarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kendi yazdığı notlarında var. Klasik anlamda bir bolşevik, Marksist olarak kendimi adlandıramam. Çünkü solun bir sürü değişik versiyonları vardır. Bu şekilde klişelere karşıyım diyor. Ruslar ciddi olarak Batı Avrupa'nın kendilerine katılacağını sanırlarken onun bir sözü var. İnanılır gibi değil. Bugün de geçerli. Batı'da iktidara bir işçi partisi de gelse, sosyalist bir parti de gelse bize karşı tavrı değişmez diyor. Rus devrimciler der ki ona, yani Rus bolşevikler, senin ilerici güçlerin yok. O da şöyle bir cevap verir, bu çok önemli bir şey. Benim ilerici güçlere ihtiyacım yok sizin kastettiğiniz anlamda işçi sınıfına. Çünkü benim 25 bin ilerici Tatar atlım var. Ordu, devlet, millet şablonum var. Ruslar anlamaz. Der ki silahlı bir grup gelir, oradaki toplumu idare eder. Yani devlet kurar, ondan sonra devlet de oradaki toplumu idare eder. Ordu, devlet, millet. Hepsinin sömürgeleri vardı. Ve sömürgeden gelen paralar işçi sınıfının da cebine giriyordu. Böyle olunca o zaman zaten sömürüde ortak Avrupa proletaryası. Niye kalksın da böyle onları, yani mazlumları ayağa kaldıracak bir işe katılsın. Taktik açıdan devrim kötü yönetilmektedir. Doğu 1,5 milyar insanıyla unutuldu. Oysa sosyalist devrim Doğu'nun katkısı olmadan asla başarıya ulaşamaz. Hindistan, Afganistan ve İran'dan yoksun kalan ve diğer sömürgelerinden kovulan Batı emperyalizmi çöküp doğal bir ölümle yok olacaktır. Sultan Galiyev diyor ki devrim devam eder ama Batı'ya değil Doğu'ya. Öncelikle yüzyıllar boyunca Batı emperyalizmi tarafından sömürülen, istismar edilen halkların sınıflara bölünme gibi bir lüksü yoktur. Ancak burada iki sınıf olabilir. İster Orta Asya'da, ister Tataristan'da, ister Afrika'da, ister Arabistan'da, ister Çin'de. O da şu, sömürenlerle, Batılı emperyalistlerle işbirliği yapmış olan işbirlikçi sınıflar, buna karşı ulusal kurtuluş mücadelesi veren sınıflar. Ordusu var. Onu da bunlar örgütlüyorlar. Müslüman Kızıl Ordusu'nun çok iyi savaştığı ve birçok büyük şehrin beyazların eline geçmesini engellediği biliniyor. Fakat çok da kayıp veriyorlar. Bu arada Vahidov da ölüyor işte. Küçük kültürel farklılıklardan, etnik gruplar lafını kullanmak istemiyorum. Ama etnisite ayrımcılığına girerek eğer küçük devletçikler kurulursa emperyalizme kolay yutulur birer lokma olacakları savındaydı. Eğer Başkurt devleti kurar iseniz, siz orada Özbek devleti kurar iseniz, siz orada Türkmen devleti kurar iseniz bunlar emperyalizm için hazır birer lokma olur. İlk iş olarak Stalin konuşulmuş olan o sosyalist Turan Cumhuriyeti'ni kabul etmiyor. Kabul etmedikten sonra o topraklar üzerinde 5 tane Türk Cumhuriyeti kurmaya karar veriyor ve bunları birbirinden ayırıyor. Tam ayrılsınlar diye alfabelerini bile farklı yapmıştır. Tabi Sultan Galiyev bunlardan çok rahatsız oluyor ve üzülüyor. Karşı çıkıyorlar, tartışmalar var aralarında. Rus gerçeğini aslında kavramış olarak yola çıktı, fakat bir umuttur. Yani Rusların ilerici kesimlerinden işbirliği yapacağına inandı. Ve belki hayattaki en büyük talihsizliği Lenin'e inandı, Lenin'in samimiyetine. Böyle iki tane mesele var Sultan Galiyev'in çok şiddetle üzerinde durduğu. Biri milli mesele, biri sömürgeler meselesi. Milli mesele konusunda Lenin'den hiçbir farkı yoktu. İkisinin de savunduğu şuydu, milli mesele çözülmeli. Stalin bu söylemi değiştirdi, milli mesele çözülmeli değil aşılmalı dedi. Aşılmalı lafından itibaren Sultan Galiyev ile Stalin arasındaki çekişme başlar. İkinci çekişmede sömürgeler meselesi. Sultan Galiyev Çin'e devrim tahayyülünde, İran'a devrim tahayyülünde, belki Türkiye ile bağlantıları var. Bütün bunları Stalin kesti. O zaman hapsoldu kaldı. Yani milli meseleyle uğraşamayacaksınız, sömürgeler meselesiyle uğraşamayacaksınız, dolayısıyla devrimi ihraç edemeyeceksiniz. Kapalı kapılar arasında yeni bir Rus İmparatorluğu, Çarlık Rusya kuruldu. Sultan Galiyev'i yıkan kadrosuzluktur. Bir de
sırtını verdiği halkın dinamik güçlerini belki iyi niyeti yüzünden pasifiye etti. Sultan Galiyev'in bir tek yakınını sağ koymadılar. Yani yeğenleri, kuzenleri dahil olmak üzere bir tek akrabası yok. Kökünü kazıdılar. Sultan Galiyevcilik, bırakın akrabasını sağ koymayı, yakın zamanlara kadar belki Sovyetler Birliği yıkılmadan son 3-5 yıl öncesine varana kadar o kadar ağır bir suçtu ki karşı devrimcilikten özdeşti. Yani Sultan Galiyevci demek bir kişinin yargılanıp idam edilmesi için yeterli bir sebepti. En azından Sibirya'ya sürgün edilmesi için.